Bodrum'da dalgıçlar eşliğinde devam eden deniz dibi temizliğinde 6 haftada toplam 8 tona yakın atık malzeme çıkartıldı. Bodrum Belediyesi'nce denize en çok mavi yakışır sloganıyla düzenlenen deniz dibi ve kıyı temizlik çalışmaları Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Torba'nın ardından bu hafta Gölköy'de gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 dalgıçla balıkçı teknelerinin katıldığı temizlik çalışmalarında denizden yine çok miktarda atık malzeme çıkarıldı. Atık malzemeler arasında benzer çalışmalarda görmeye alışıldığı üzere kamyon lastiği, otomobil lastikleri, el arabası, balık çiftliklerinde kullanılan hortumlarla içki şişeleri ve evsel atıklar yer alıyor. Deniz dibi temizliğine katılan dalgıç Deniz Büyük Söylemez, gazetecilere yaptığı açıklamada cennet olarak ifade edilen denizin mevcut halinin pek de cennet olmadığını söyledi. Biraz daha temiz olmamız gerekiyor. İnsanları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Niye bulmuşlar, almışlar yani. İşe yaramadı ne varsa denize. Aynen öyle. Yani biz bu denizler bizim. Denizleri kirletmememiz gerekiyor. Yani biz ne kadar sahip çıkarsak onlara sahip çıksın. Yani biz bu bilinçlendirmek amaçlı ya. Bu işi yapıyoruz, gönüllü olarak yapıyoruz. Her yıl daha da kötüye gidiyor. Çünkü 5 sene önceki deniz dibiyle şu anki deniz dibi çok farklı. Eskiden yosunlarımız vardı denizimizde. Şu anda hiçbir tane yosun yok. Tamamen taşların üzeri toprak kaplıyor artık. Denizlerde sünger kalmadı. Yani süngerler vardı eskiden, bilirsiniz. Yani burada yok artık, bitti. Her şey bitti. Çalışmaları izleyen Bodrum Belediye Meclis Üyesi Özden Baysal da temizlik çalışması Bodrum'un tüm bölgelerinde yapılıyor. Halkın bilincini artırmak için yapıyoruz. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum. Çöplerin çoğunun dere yataklarından çıktığını görüyoruz diye konuştu. Bodrum Belediye ekiplerince limanda ayrıştırılan çöpler daha sonra çöp kamyonlarına taşınarak çöpe götürüldü. Öte yandan deniz dibi temizliği çalışmalarında 6 haftada 8 tona yakın atık malzeme çıkartıldığı belirtildi.